Sevgili yeni önümüzdeki pazar günü oy kullanacağız biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacağız ve ilk kez kullanacağız. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Yani hiçbir zaman biz Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yollara çıkmadık. Parlamento yapıyordu çünkü Türkiye'nin anayasasına göre başkanlık sistemi değil, Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Onun için burada biraz bilgi verme ihtiyacını duyuyoruz. Çünkü seçeceğimiz kişi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması ne demek? Onu biraz açmamız lazım. Yetkisiz ve sorumsuz bir görev. Sembolik bir görev. Türkiye'nin kurumlarıyla arasında ahengi sağlamaktan dolayı bir sorumluluğu var. Yoksa yönetme sorumluluğu yok. Siyaseti kontrol sorumluluğu var. Ama siyaseti yönetme sorumluluğu yok. Bugüne kadar bir sorun yoktu. Bu sistemi parlamento çözüyordu. Bu sorunu parlamentoda biz çözüyorduk. Ama şimdi öyle değil. Anayasamıza göre bir de partili olmaması lazım. Neden bunları söylüyorum? Bugün ortada 3 tane adayımız var. Türkiye 3 adayla seçime giriyor. Bildiğiniz gibi başbakan sıfatını hala koruyarak Recep Tayyip Erdoğan bir tarafta aday. Bağımsız bir cumhurbaşkanını seçmek için partili ve başbakan sıfatını taşıyan bir aday var karşımızda. Bakın benim ilçe başkanım var ya da sizlerden biri. Eğer resmi bir görev yapıyorsanız istifa etmeden giremezsiniz. Hem eşit adil bir seçimin gerçekleşmesine engel hem de ahlaki etik değil. Birinci itirazımız burada. Dolayısıyla bu seçimde biz neyi vurguluyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bir aday çıkarmadı biliyorsunuz. Bu aday Cumhuriyet Halk Parti'nin bir adayı diyerek sunmuyoruz Sayın Ekmelettin İhsanoğlu. Ekmelettin İhsanoğlu bizimle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrat Parti ve birçok parti, toplam 10 parti değişik görüşleri olduğu halde sunuyor. Türkiye'de ilk defa alıyor. Ben dün Lapseki'deydim. MHP ile, DF ile, ilgilenen meclis üyeleri adaylarıyla değil, direkt üyeleriyle beraber geldi ziyarete. Ve çok da güzel bir karşılama oldu. Neden oldu? Çünkü Türkiye olayı anlamaya çalışıyor. Ne oldu da bunlar birlikte beraber oluyor dedi. Bizim en büyük itirazımız sevgili yeni çiftlikler. Hukuk şu anda yerlerde. Hukuk alt üst edilmiş durumda. 17 Aralık'ta Türkiye'de çok önemli bir olay oldu. Bunu unutmamamız lazım. 17 Aralık günü Türkiye'de savcılar bir dizi soruşturma için talimat verdiler. Ve Türkiye'de bir anda bir süreç başladı. 4 bakan istifa etti. Hatırlıyor musunuz? Bu bakanlar niye istifa etti sevgili yeni çiftlikler? Bunu sormamız lazım. Yolsuzluk iddiaları, hırsızlık iddiaları, siyaset üzerinden yapılan iddialar en üst seviyede yargıda demokrasinin dinamiklerinden biri olarak bastı düğmeye ve bunları alın dedi içeriye. Onun üzerine bir anda hukuk yedeğe alındı ve 25 Aralık'ta biliyorsunuz başbakanın oğlunun da sorgulanmasını gerektiren talimatların hepsi askıya alındı. Geçenlerde yapılan bir operasyon vardı. Geçenlerdeki operasyon ne oldu? O dönemde hırsızlık, yolsuzluk iddialarını savcının talimatı üzerine yürürlüğe koyan polisler, yine bir başka polisler üzerinden siyasi iradenin talimatıyla ellerine kelepçe konarak tutuklandılar. Çok vahim bir olay arkadaşlar. Türkiye'de ilk kez polislere kelepçe takarak içeri aldılar. Bu nasıl oluyor? Bakın, geçtiğimiz haftalarda bir düzenleme yapıldı. Sulh ceza mahkemelerini kapalı bir sistem içerisinde yeniden tanımladılar. Hükümet tanımladı ve ne oldu? Bütün burada üzerine yolsuzluk, hırsızlık iddiası olan insanların aklanmasını sağladılar. Onu tutuklayanları da içeri attılar. Süreci başladı. Şimdi bakın, eğer hukuk devleti diyorsanız hukuka saygılı olacaksınız. Hukuk, evrensel hukuk. Evrensel hukuk ne diyor? Sen, ben, herhangi bir vatandaş, herhangi bir Türkiye vatandaşı bir suç işlerse o suçun niteliğine
ve işlendiği yere göre davanın nerede kimler tarafından bakılacağı bellidir. Biz buna hukukta tabii hakim diyoruz. Bu aşıldı, reddedildi. Var olan mahkeme yerine bu mahkeme üzerinden tutuklamalar geldi. Neden geldi? Bunu çok iyi anlamamız lazım. Ne dedi Başbakan 17 Aralık'ta? Darbe yapılıyor bana karşı dedi. Paralel devlet dedi. Nerede bu paralel devlet? Yok ortada. Bir gerekçe bulması lazım. Bu algıyı yaratmak için bile inandırıcı olabilmek üzere bu süreç başladı. Bu arkadaşlar bir anayasa suçudur. Bakın devlet suçudur. Yarın bu iktidar değiştiği zaman direkt mahkum olma nedenidir. Hırsızlıktan, yolsuzluktan değil. Devlet suçu işlediğinden dolayı. Neden? Anayasaya ihlal var. Biz bu hukuksuzluğu ortaya koymak zorundayız. Niye koymak zorundayız? Çünkü hukuk sığınacağımız tek yer. Yargı şu anda siyasi iradenin eline geçmiş durumda. 17 Aralık'tan sonra ne yapıldı? Meclisten, yasamadan bir karar çıkartılarak hakim teminatını bir tarafa bıraktı AKP. Bakın bana ne demeyin, yarın size de lazım olacak, hepimize lazım olacak hukuk. Hukuksuz devlet olmaz, hukuksuz seçim de olmaz. Seçimle ilgili olarak itirazları biliyorsunuz, bir şey çıkıyor mu? Şu anda Türkiye'de bir kutuplaşma var, Türkiye'de bir nefret dili var. Bir cumhurbaşkanlığına soyunan ama başkanlık hayali içinde ortada varlık gösteren başbakan istifa etmeden çok ilginç. Ne diyor geçen gün? Bakın nefret dili öyle bir yere geldi ki, kutuplaşma öyle bir yere geldi ki, sen diyor Alevisin, sen Zazasın diyor. Ekberettin İhsanoğlu şunu söylüyor. Ya bu Türkiye'nin biraz yumuşak bir dile, sevgiye, kucaklamaya, insanların biraz sakin yaşamaya ihtiyacı var. Bu gerilim niye arkadaşlar? Her gün yaşamımızın içinde bu kadar yer alıyor. Peki o zaman eğer sen alnın aksa, vebalin yoksa niye hukukla oynuyorsun? Türkiye'nin bunu sorması lazım. Bakın Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra aşama aşama demokrasiye girdik. Demokraside üç güç ayrı elde olması lazım. Biri yürütme, öbürü yasama, meclis, diğeri de yargı. Bu üçü tek elde toplanırsa buna monarşi denir. Krallıktır, padişahlıktır. Kuvvetlerin ayrılığı değil, bütünlüğü denir. İşte şu anda önümüzdeki tehlike bu. Hukuku onun için öne çıkartıyoruz. Bakın, Cumhurbaşkanı, biz sadece Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'yi kurumlar arasında ahenkli olması için istiyoruz. Türkiye'nin siyasetini kontrolü için istiyoruz. Biz kalkıp da Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yönetsin demiyoruz. Türkiye'nin yönetiminde anayasaya göre yetkisi ve sorumluluğu yok. Ama Tayyip Erdoğan seçildiği zaman başkan gibi hareket etmek üzere, hatta kendisinden sonra kazandığı takdirde başbakanı bile atamak istiyor Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Onu bile güle bırakmak istemiyor. Şu anda her şey Tayyip Erdoğan'a göre belirleniyor Türkiye'de. Biz kul değiliz sayın Yeni Çiftlikler. Biz demokrasinin bireyiyiz. Bizim haklarımız var, hukukumuz var, dayanmamız gereken yargımız var. Ortada eşit ve adil olmayan bir yarış var. Bakın, devletin bütün olanakları şu anda başbakan sıfatıyla elinde. Her konuşması bütün televizyonlardan yayınlanıyor. Nerede adalet? Sıkıysa savcılar şu anda aleyhte bir sorgulama için talimat çıkarsın. Yapamaz. Benden ve ondan diye ayrıldı Türkiye. Eğer karşı çıkarsanız, hele hele iş adamıysanız, devletle işiniz varsa vay halinize. İnsanlar susturulmuş, bastırılmış durumda. Çalıkoğlu nereye göre söylüyorsun diyorsan, geçen gün HSYK yani Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nun Başkan Yardımcısı Ahmet Hamzici'nin açıklaması var. Çekindiği için kişisel görüşlerinde de okuyun. Büyük bir korku salınmış durumda savcılar, hakimler üzerinde. Bir talimat, bir sorgulama, soruşturma emri veremiyoruz diyor. Verse de zaten kolluk kuvvetleri dinlemiyor.
siyasi irade esir almış durumda. İtiraz etmemiz lazım. En önemli itirazımız pazar günü. Peki biz Ekmelettin İhsanoğlu'nu niye istiyoruz? Türkiye çok iyi tanımıyor diyorlar. Çok saygın bir insan, çok saygın bir bilim adamı. Ama benim için en önemli tarafı ne biliyor musunuz? Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Bizim kutsallarımızdan biri Müslüman kavramıydı. Biz Müslüman'ı nasıl biliriz? Çalmaz, çırpmaz, yalan söylemez, yolsuzluk yapmaz, hırsızlık yapmaz, böyle biliriz. Bu algı, bu inanç alt üst oldu 17 Aralık'ta. Nasıl oldu? Rantı paylaşırken ihbarlar sonucunda bir süreç başladı. Şimdi o süreçteki sorumluluğunu hiç yokmuşçasına paralel devlet diyerek kendisi gibi dinsel referansları olan cemaati karşısına alarak onunla mücadele ediyor. Sen önce aklanacaksın. O paraları sıfırlayamadığın paraların kaynağını göstereceksin. O bakanlar niye istifa ettiğini anlatacaksın. Dünyada yerimiz kalmadı arkadaşlar. İster Putin ister Obama telefon ettiği zaman telefona cevap vermiyor Tayyip Erdoğan'ın telefonuna. Aşağıya bakın. Tercihlerin sonucunda Türkiye'nin güneyi şu anda kaynıyor. Irak'ta, Suriye'de neler olduğunu görüyoruz hep beraber. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak laik bir toplum yapısıyla karşınıza çıktık ve bir Müslüman kimlik olarak İhsanoğlu örnek bir vatandaş. Dünya İslam Örgütü'nün en üst düzeyinde görev yapmış, bütün dünya ülkelerinde saygın bir bilim adamı. İslam üzerinde son derece büyük bir otorite, kitapları var. Sayısız ödülleri var. Ama biz ne istiyoruz? Biz toplumu ayrıştırmadan, toplumu kutuplaştırmadan, toplumu kamplara bölmeden düşman dili değil, nefret dili değil, sevgi dili yaratan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Benden ondan diye ayırmadan, ondan nemalanmayı beklemeden, yani ne kadar ayıp bir şey kimlikleri üzerine. Ben hatırlıyorum, enlem şekilde olmuyor mu? Çocukluğumuzda kitap şeklinde nüfus kağıdı vardı, hatırlayanlar vardır. Orada meslek de yazıyordu. Onu kaldırdılar, tek sayfaya indi. Siz mezhep üzerinden siyaset yaparsanız o için, din üzerinden siyaset yaparsanız o için, etnik kimlik üzerinden yaparsanız bu Türkiye'ye en büyük kötülük yapmış olursunuz. Onun için bu seçim herhangi bir seçim değil. Zaten adil değil, zaten eşit değil. Görüyorsunuz bir tarafta devletin bütün imkanlarıyla bir yarış var. Aynı anda Cumhurbaşkanı, aynı anda Başbakan, aynı anda parti başkanı olmak isteyen bir karşımızda padişah heveslisi birisi var. Bunu bilmek zorundayız. Yarın kuşaklar bize soru soracak. Onun için ben bugün Yeni Çiftlik'te, yarın Yenice'nin beldelerinde, öbür gün Ezine'de, Cumartesi günü Elapseki Meydanı'nda bunları anlatmaya devam edeceğim. Görüyorsunuz şartlar sınırlı. Maçımız da var. Onun için siyasete ilgi zaten sınırlı ama bu biz geleceğimiz. Bakın bir siyasi parti hareketi değil bu. Türkiye'nin yarın rejimini direkt etkileyen, Türkiye'yi bir padişah gibi yönetmek isteyen anlayışa mı oy vereceğiz? Yoksa demokrasiye saygılı, toplumun bütün renklerini kucaklayan bir insana mı? Onun için ben sizin daha fazla zamanınızı almadan şöyle toparlamak istiyorum. Bu konuda, bu bugünkü konuşmada sadece hukuk üzerine oturttuk biliyorsunuz konuşmayı. Çünkü değerli arkadaşlar, sığınacağımız bir tek yargı var. Haksızlık olduğu zaman, adalet aradığınız zaman, gittiğiniz zaman yargı, adalet var karşımızda. Adalet dağıtmazsa, adalet tarafsız olmazsa, adalete güvenmezsek yaşam olmaz, devlet de olmaz, seçim de olmaz, gelecek olmaz. Ben onun için bu önümüzdeki günlerde bir tek bunun üzerine oturtuyorum. Türkiye'deki şu anda ekonomik krizden veya bekleyen gelecek sıkıntılardan söz etmiyorum. Yaşamımızdaki güçlüklerden söz etmiyorum. Çünkü hukuk şu anda hepsinin ötesine geçiyor. Keyfiliğe son vermek istiyorsak, Türkiye'nin tekrar birbiriyle sevgi içinde bir arada yaşamasını istiyorsak, ben pazar günü mutlaka oy kullanmanız gerektiğini söylüyorum. Ne önemi var? Bu genel seçimde değil demeyin. Onun için bu kadar siyasi parti neden Ekmelettin İhsanoğlu'nun arkasında duruyor bir bakın. Dün akşam televizyonda baktım. Kendisine çok önemli gençler soru sordu. Ve orada verdiği cevaplar çok olgun ve rehberlik ediciydi.
nefret dili yok. İnsanları kucaklamak isteyen ve bir an önce gerilimi kaldırmak isteyen bir yapısı var. Batıya dönük bir insan. İslam'ı sonuna kadar çok iyi içselleştirmiş, ne olduğunu bilen insan. Bütün dünyada yeri var, profesörlükleri yurt dışında. O bakımdan biz İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye çok şey katacağına inanıyoruz. Partili bir kimlik değil. Bizim partimizin üyesi değil. Hiçbir partinin üyesi değil. Ama bu ülkenin yetiştirdiği çok mümtaz insanlardan biri ve Türkiye'nin geleceğine hayırlı olacağına inandığınız için biz sizin mutlaka oy kullanmanızı ve İhsanoğlu'na destek vermenizi anlatmak için geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu akşama bu zaman ayırdınız, bize konuşma imkanı verdiniz. Kapatmadan önce sorunuz varsa cevaplamak istiyorum. Biraz sonra ezan okunacak, bir başka yer daha yapacağız ama Çalıkoğlu geldin, konuştun, bir şey sordurmadın demeyin. Gene de varsa bir iki soru almak isterim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi saygılar sunuyorum.